Erkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi senin insanı inanılmaz rahatlatan bir tarafın var. Nedir bunun sırrı? Ee, yani stresi sevmem. Stres her zaman insanın kafasını bulandırır. Hı -hı. Ayağına Hı -hı. köstek olur. Doğruyu göremezsin, göstermez stres. Hı -hı. Es geçersin. Mümkün olduğu kadar kendimi sakin tutmaya ve zamanı kullanmaya çalışırım. Zaman mefhumu. Hmm. İzafi biliyorsunuz. O zamanı hayat içerisine yaymak isterim. Öyledir benim düşüncelerim. Girdiğim bir ortamda da ya da bir sette çekimde bir iş yaparken mümkün olduğu kadar moralimi yüksek tutarım. Hmm. Bir iş varsa, o, o benim özel problemlerim varsa, onlar kostümlerle birlikte karavanda kostüm eğer bir filmdeysem çekimde onu giydimi ben dünyayı unuturum. Ben onu halledemem ki onu düşünme ve iş yapıyorum burada. İşime, işime rolüme yansırsa olmaz. Onu yansıtmamaya çalışıp bunun mücadelesini hep yapıyorum. Sanırım da başarılı oluyorum. Bu hep böyle miydi? Erken yaşlardan beri benim yapım benim bu mu? Benim genç gençken de öyleydi. Bu bir öğretimi. Belki de. Hı. Kim öğretti bilmiyorum ama genetik kodlamada belki de olabilir. Gerilerden bir kadim bir şey. Bir şeyler aktarılıyor ya da işte benden önceki kuşak abilerim daha onun öncesi kuşaklar belki böyle bir şeyler aktardılar bana. Daha hızlı bir çağda yaşıyoruz. Senin jenerasyonu ve senden önceki jenerasyonda bu söylediğin yapıyı aslında daha sık görüyoruz zaten. Günümüze evet. geldikçe hızlanıyoruz. Bu hayatın daha hızlı akmasıyla ilgili, hayatın daha hızlı akmak zorunda olmasıyla ilgili. Aynen, doğru söylüyorsun. Öyle çünkü. Mesela askere kadar ben, askere Hı. gidene kadar, uf, Ulan yaşa yaşa bitmiyor sanki yani. E ona hep öyle söylerim. Bursa'nın bir günde beni her yerde Bursa'nın görevi... Bir çekirgeden çıkarım. Oradan bir bakmışım tak senden önce yeşilde kahvede oturuyorum... Mavi köşede takılıyorum. O arada tiyatro yapıyorum. O arada efendimesi mesela konfeksiyonda çalışıyorum. Zafer Algöz de bunları çok iyi bilir. Konfeksiyonda çalışıyorum. Bir dönem hem konfeksiyon karşı kaldırımda da gülmeriç parfümeri vardı o zaman. Hı hı. Bursa'nın ilk kuaförü, bijuteri falan satar. Tayfun Gülmer için babası da Devlet Tiyatrosu'nun perukacısı. Hmm. Tayfun da perukacı. Hmm. Sakal bıyık yapar falan, onu muhteşem yaparlar. Bu konuda Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları iyidir. Aynı anda iki dükkene bakıyorum. Akşamları tiyatroya gidiyorum, okula gidiyorum. Efendi söyleyeyim geldi. Oğlum, kız mı bu? Su erkek, Hiç hiç erkek. yavrum. Zaman o kadar çoktu. Evet. Bunu hissedebiliyordum sonradan farkına vardık. O kadar çok zaman vardı ki. Her şeye ki. zaman yetiyordu abi işte. Yetiyordu. Bizim herhalde bizim çağın genel problemi bu. Her şeyi yapmak istiyorsun ama bir türlü zaman planlamamızı yapamıyoruz. Çünkü bizim dışımızda o zamanı müdahale eden Evet. Maalesef bir sürü şey var yani. Zaman senin de o zaman. Şimdi zaman bizim değil sanki. Bizim genel olarak şikayetimiz mentorsuz bir nesil olduğumuzu fark ettik aslında. Nesil. Mentoru olmayan, bir evet. rol modeli olmayan, bir evet. abisi aslında olamayan modern çağ Evet. E bak siz pırıl pırıl on numara gençlersiniz. Bu şeylerin iyilerini seçip onların üstüne gitmek. Yoksa çok kirlilikler var. Yani iyisini abi aklımız var, fikrimiz var. Seyrediyorsun ve görüyorsun. iyisini sen alacaksın. Kötüyü bırakacaksın. Seçici olmamız lazım yani. Seçici olmak gerekiyor. Kafayı buraya yatırıp, buraya evirip, kafayı devirip böyle düşünmek gerekiyor. Düşündüğün zaman da zaten farkına varıyorsun mevzuların her şeyin. Ve alacağını sen alıyoruz. Düşünmek dedin ya zaten şöyle bir problem var. Düşünmeye zamanımız yok. 10 dakika boşluğun mu var. Telefonu çıkarıp video izliyoruz, bir şey yapıyoruz. Düşünmeye evet. çok zaman kalmıyor. Biz de ısrar ediyoruz ki abi düşünmek bir iştir. Düşünmek bir iştir ya. Zaman ayır. Ben evet kız arkadaşıma diyorum ki yoğunum bugün. İnceden diyor ki çok da bir şey yapmıyorsun bugün aslında seni çok yoğun düşünmek görmüyorum. Düşünmek çok önemli. Ben bugün düşünüyorum, oturuyorum öyle düşünüyorum. Hayatta ilgili düşünüyorum. Neler yapmak istediğimi düşünüyorum. Ne oturuyorsun? Düşünüyorum. aylak aylak diyorlar. Değil. Aslında değil. Tabii. Çünkü eski fe... iç oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o bu, buranın geldi. Uğuru. Yapacak bir Aynen şey yok. öyle. Ev onun çünkü. Evet. Biz mi? misafiriz. Stüdyo onun. Evet. İşte eski Yunan düşünürleri düşünürler. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Düşünüyor. <laughs> düşünüyor ve felsefe buluyor. Kendilerini anlatırken o dönemin düşünürleri felsefe boş zaman işidir diyor. Evet. Boş zamanın yoksa karnın tok değilse Felsefe yapamaz. Hı hı. Evet. Bir film var I Origins diye. Orada bir sahne var. Bilim adamı bir şeyin üzerinde çalışıyor. Ve işte sonuçsuz bir şekilde aylarca çalışıyor. Sonra eşine dönüp diyor ki aslında boşuna geçmedi bunca zaman. Çünkü diyor ki taşları çevirip hiçbir şey bulamamak ilerlemektir diyor. Kesinlikle. Düşünce bu. Hiçbir şey aslında boş değil. Hı hı. Ama biraz düşünmeye kendimizi bunu bilinçli olarak evet. bilirsek farkında olursak. O zaman işe yarıyor. Yani alışkanlık haline getirmiyoruz işte bizim problem o. Düşünmenin bir iş olduğunu ve belli aralıklarla yapılması, tekrar edilmesi, pekiştirilmesi gerektiğini biz. Evet. Maalesef. Siz i̇şte şey aylak olmakla yani. fikir ayla olmak Aynı şeyler değil. Doğru. Şimdi düşünmek şimdi ben mesela uzun yolda ben arabanın içinde düşünürüm. Araba benim büyük terapi arkadaşımdır yani benim doktorumdur. İsim koyuyor musun arabalarına? Koyar mısın yani? Var. Ankara'daki arabam toplanıyor şimdi. Toplandı. Onun adı Amatördü mesela. <laughs> Çok güzel. Amatör Amatör ruh. Şimdi belki ikinci aldığım zaman arabayı sağ arkaya bir doktor yazdırabilirim. <gülüyor> <gülüyor> doktor. <gülüyor> Güzel. Çünkü eski abilerimden de biliyorum Bursa'da klasikçiler. <laughs> o zaman hep klasik arabalar vardı. Arkasında doktor yazan araba çok gördüm. Hmm. Doktor. O kadar doğru ki abi. Biz de mesela Sercan'la bazen konu üzerinde tartışıyoruz veya doğru bir şeyi bulmaya çalışıyoruz. Duygusal bir dönemdeyiz. Böyle uzun araba yolculuklarına çıkıyoruz. Ama konuşmuyoruz abi. Oğlum konuşmaya gerek yok ki. <laughs> Bak şimdi doğru. iki arkadaş mesela ben hep bunu yaparım. Aynı şeyi yapıyorsunuz doğru. Ben de diyorum ki Türker e arkadaşımı açtık. Kim oğlum gidelim. Yok. Yolda hiç konuşmazsın. Abi, gidersin. Hmm. İki tane laf söyler. O ne olduğunu sen biliyorsunuz. Anlaşırsınız. Yani aynı şeyi görürsünüz. Mesela gördün. Ha gördüm dersin. Geçti. Falan filan. Yani sessizliğin sesini dinlemek Kızıl Kızılderili atasözü var. Sessizliğin anlamı çoktur diyor. Hmm. O yüzden çok konuşmaya da gerek yok. Bir de o araba yolculuğunda bir müzik çalar sevdiğin. Oğlum zaten Teybini ayarlayacaksın. Ya, güzel bir bluz açmışım. Of. Ve gidiyor ve yol böyle dümdüz evet. ya da virajlı. O bluzun ritmine göre gidersin zaten. Hız da yapmazsın. Yapamazsın Tabii. çünkü. Eskiden kullandık hızlı zamanlarımızda. Ama bir faydasını görmedik. Allah bizi korudu. Kaza yapmadık ama Geçenlerde ben bir kaza yaptım işte, ehliyeti verdim falan filan. Ondan da kıssadan ise yüzde yirmi dersimizi aldık. Böyle olmamalı, olmamalıydı. Allah'tan bak hiç ben hızlı araba kullanmayan bir adam olduğum için burnum bile kanamadı. Çok şükür ya. Çünkü, Çok geçmiş olsun. E, bir de benim şeker problemim var işte o şekerde şekerle ilgili ama anlatamazsın derdini. E, şimdi. Yavaş gidersen manzarayı görürsün, etrafına bakarsın, ne bileyim torpidoyu açarsın, evet. uğraşırsın arabada, e, evet. sohbet ediyorsan edersin, müziğini dinlersin ve yolu hissedersin. Hızlı geçtin, sadece avuçların terler ve yorulursun. Güzel. Senin araba kullanma şeklin, hayatı da yaşama şeklini tarif ediyorsun aslında. Aynen. Yumurta yıkırmadan basarım Gaza. <laughs> Yumurta yıkırmadan evet. Abi peki Yavaş, bir şey soracağım. Sakin. Seninle çalışan aynı yapımlarda yer alan birçok oyuncunun seninle ilgili Erkan abiyle çalışmak, Erkan Can'la çalışmak hiçbir oyuncunun böyle kolay kolay elde edemeyeceği çok şahane bir iletişim diye söylüyorlar. Şunu sormak istiyorum. Oyuncularla çalıştığın zaman yeni oyuncular, genç oyuncularla onları daha çok Dinliyor musun? Yoksa anlatıyor hep din musun? Onları dinlerim aslında. Evet. Yeni gençler ne, ne düşünüyorlar, ne oluyor. Gençleri severim. Gençler benim için hep değerlidir. Çünkü onların bu yeni dünyada çağla birlikte gidiyorlar. Biz biraz geri kaldık gibi. Ama gençlerden öğrendiğim çok şey var. Kafaları nasıl çalışıyor? Nasıl bakıyorlar hayata? E, aralara insert girerim. Alın bak o öyle olursa. <laughs> Bunu şöyle yapsan daha bu, bu öyle iyi. Böyle olur mu acaba? Böyle e, ya da bazen fırça atarım. <laughs> ne yapıyorsun oğlum derim ben. Yani kızarım ama o kızı iki taneye sonra gene ben küsmem, etmem, kimseye darılmam. E, gerekirse döverim. <laughs> Vakidir bu. Yapmışımdır yani. Ama ertesi gün giderim oğlum. Hiç benim küslüğüm yoktur küslüğüm yoktur. O o andır ve e, orada dö, biter. Döverim dediğim e, işte. Lafla da bir iki döversin onu. <laughs> Hadi lan dersin. İki takat dersin <laughs> bir. Bir o, o da bir ders niteliğindedir yani. Anladın evet. mı? Abi hatadan öğreniyorsun çünkü mesela o kadar önemli ki bir üstadından veya o sahneyi paylaştığın birinden o doğru eleştiriyi aldığın zaman bir daha aynı hataya düşmüyorsun abi. Kendi evet. hatanı bulmak daha zor oluyor. Biri sana söylediği zaman o çok daha içine geçiyor yani. Hatırlayacağı bir, bir laf söylerim onun, onu. Unutmaz çünkü. Hı hı. Sonra koşullanıyor. Sonra bir hafta sonra gelir abi. da Allah Allah yapma. Şimdi gençler olunca oyuncu gençler. Zaten konuştuğumuz mevzu rollerdir, sinemadır, tiyatrodur. Hep sanat sepet işlerini konuşuruz. Yani Aslında başka muhabbetler yapıyorsun. yapmayız. Yaptırtmam da. hı hı. hı. Ya da. Bir şiir okurum karavana girerken. Bak. Oh. Okudun mu falan filan. Ansambul çalışmak, ansambul. Yani o ansambulu sağlamak gerekiyor. Eğer aynı sahnede rollerimiz varsa çekeceğimiz sahneyi konuşuruz hep. Hı hmm. hı nereden geliyor bu ne oldu karakterler falan çünkü eksik yazılan şeyler vardır hı. oyuncu onu doldurur e, herkes kendi rolünün hikayesini ben o kanalı açarım çaktırmadan bir bakmışsın e, çekeceğin sahneyin çalışması karavanda yapılmış olur hı hı hı. yoksa boş boş e, gene oturmam yani. ensemble demişken bir futbol takımı düşün tüm oyuncular kendi başına ayrı ayrı inanılmaz fiyatlar ediyor ve hepsi çok yetenekli Yer. Bazı takımlar bunların hepsini topluyor. Ama ortada futbol yok veya ortada ekip, takım ruhu icra edemiyorlar. Sinemada, tiyatroda da böyle mi Aynı yani? Aynı şey. Hayatta da öyle. Hayat futbola fena halde benzer diyor. Futbol şahsi beceri gerektirir ama toplu halde oynanan bir oyundur diyor. Hı hı. İyi bir takımın yoksa kaybedersin diyor. Hı, hı İşte iyi bir takımın başında da bir yönetmen, tiyatro yönetmen. Bir takım değilsen yani herkes çok iyiyse o ansamblı, o, o, birlikteliği, o sinerjiyi yaratamadığın zaman keçi sürüsü gibi herkes evet. bir tarafa gider. Şimdi onu yakalamak o sinerji, o ansambul dediğimiz tiyatroda bizim özellikle kullandığımız ansambul. Herkes aynı oynayacak çünkü. Evet. Herkes birbirinden haberde, kopuk, bireysel, hani takımdan ayrı düz koşu falan olmaz. Takım oyunu. Takım oyunu çok önemli. O yüzden e, takımı kuran e, teknik direktör müdür işte, hı hı. yönetmen. O iyi idare ederse işi, iyi kurarsa takım olur ve gol atarsın. Bu hayatta da böyle. Bir şey takım olarak sevinmek de en güzel bir Muhteşem güzeldi, mi? bir duygudur. Evet tek başına bir şey başarıyorsun çok mutlusun o, o da fevkalade bir şey. O da güzel. Ama biz üçümüz başardık yedimiz başardık on kişi uyumadık üç ay. Onun sonunda gelen bir... Bir emek harcadık evet. bir amaç uğruna. Evet. Ve onu başardık hep beraber herkesin payı var. Evet. O şahane o. ya. İşte o, o çok güzel oluyor. Demek Muhteşem ki, bir duygu. Demek ki mutluluk gerçekten beraber paylaşabildiğin zaman keyfi olan bir şey gerçekten. Yoksa öyle. tek başına yap et tamam İçinde kalıyor ama zaten. Ama paylaşmadığın zaman. Hiçbir hiçbir kıymeti yok gerçekten. 18-24 yaş arasında çok fazla arkadaşımız izliyor. Onlarda şunu çok sık görüyoruz. Bir, gönül davasından şikayetçiler. Ya bir kız var ya bir aşk durumu var. Ya da bize bakıp diyorlar ki ya şöyle bir dost bulsam aslında çok iyi olacak. Biz de diyoruz ki aşk sevgi güzel ama bunun kazanması yok zaten. Yani aşkta kazanmak diye bir şey yok. Aynen. Bu ömür boyu böyle devam edecek. Sen kendine bir dost bul. Çünkü dost bulursan o güzel yaşadığın aşk hikayesini de anlatacak birini olur. Mutlu da olsa paylaşırsın. Mutsuz da olsan paylaşırsın. Onu bir kere çözeceksin. Bir arkadaş dost işini çöz. Sevgililiğe aşka gelirsek diyoruz o zaten. Bize de sorsan problem. Erkan abiye getir burada ona sorsan o da problem diyecek. Problem. <laughs> abi git buradan işte binlerce yıl antik Roma'ya onlar için de problem. Evet. Büyük bu... ihtimalle ilk insanda da vardı aynı problem. Doğru söylüyorsun. Siz daha iyi biliyorsunuz abi. Baktığın zaman ama en eski oyunlara bakıyorsun. Hep yine bir aşkın etrafında. Bir ihanetin etrafında. Çünkü hayat dönüyor. öyle kurulmuş o. Evet. Bu iş böyle. Aşk yani. olmasa dram olur mu abi? Aşk tabii ki çok geniş bir kavram. Yani kadın erkek aşkı tek başına bu değil. Tek başına. İlahi aşk var. Bir sürü. İşte onlar belki birinci basamak o. Hı hı. Orada öğreniyorsun aşk nasıl bir şey. Ve sonra bir sürü versiyonları var bunun. Hı hı. Sonsuza kadar gider yani. Gençler şimdi sevgili oluyorlar falan. Sevgili işte falan, kavgalar ediyorlar. Ağlıyorlar, içiyorlar. Bir sürü iş. Aslında bizim, Anadolu'nun diyeyim daha Hı -hı. doğrusu. Karı koca, evlilik şimdi başka bir şey. Ayrılıyorlar. Hı -hı. Kavgalar, kavgaya gerek yok. Adam gibi oturup konuşup. Ayrılabilirsin, boşanabilirsin, ama sonrasında biz iyi bir arkadaş olamıyoruz önce <laughs> ilişkilerde. iyi bir dost, arkadaş olmak, bu da aşk işte. Evet, çünkü Olamadığımız için arızalar çıkıyor. Bir arkadaşlık teklifi diye bir şey vardı biliyorsun abi. Eskiden. Şimdi biz evet, biz de geçen programlarda şunu söyledik, dedik ki arkadaşlık teklifi geri gelmeli mi ya? Gelmeli. önce gidip insan... <laughs> i̇şte Ozan'a sordum Ozan dedi ki tabii ki gelmeli. Çünkü dedi biz önce arkadaş olacağız ki. Önce bir arkadaş olacağız abi. Bravo. Önce Güzel. bir arkadaş olacağız. Güzel. Yani o da hani kadın erkek arkadaşın da işte erkek arkadaşınmışın gibi kız arkadaşın da arkadaşı. O da Kesinlikle. seninle önce işi dostlukla arkadaşlıkla ve arkadaşlıkla paylaştığın şeylerle sonrası zaten olur oğlum. Evet. Ve abi şimdi Sercan'ın söylediği gibi genç nesil bize diyor ki işte unutamıyorum çok seviyorum ayrıldık aldatıldım vesaire. vesaire. Yalan. <laughs> Aynen öyle diyor yani öyle bir yazı dilinde bize yazıyor sosyal medyadan öyle bir öfkesi ve inkarı var ki durumla ilgili. Biz diyoruz ki ya dur sakin ol. Sakin ol. Hani bu hayat vesaire arkadaş olamadığı için üstüne o sevginin aşkın çevresine onu destekleyebilecek bir şey öğrenmiyor. O yüzden sevgi zaten çok kırılgan ilk başta. Ne oluyor? Çatır diyor, devriliyor. Sonra gelip bize dert yanıyor. Biz de diyoruz ki koçum aslanım bak deme böyle daha yani yaşın çok genç. Biraz süre ver ama o da diyor ki abi benim tanışabileceğim yüz yüze alanlar o kadar kısıtlı ki. Hani sizin gibi işte okulda o kadar uzun saat geçiremiyoruz. Oradan diyor dershaneye gidiyoruz. Oradan o kursa gidiyoruz vesaire bilmem ne. Haklılar da Pekiştiremiyorum bir diyor. Haklılar. Ne yapacağım diyor. Yani bunu işte kantine birlikte yürüyelim falan. Şimdi öyle bir şey yok. Servisler konuşuyor. Tabii ki. Tabii ki. Tak mahallede çevirirler. Hayırdır kardeş? Ne oluyor? Çünkü mahalle kızı. Hmm. Yabancı mahalle. Sen bırakmışsın. Falan filan. Bir tek o işler vardı yani. Kavga edersin. Sonra o mahallenin çocukları zaten bir ikini gene mahalleler birbirini tanır. Bir arıza çıkmazdı. Bir itiş kakış bir şeyler olur. Bir kavga olur. O kadardı. Sosyal durumlar daha başkaydı. Daha hmm. güzeldi bizim zamanımıza. Orada zaten arkadaşsın. Erkan abi bir şey sorabilir miyim? Az önce dedi ki aşkın tadılacak bir sürü çeşidi var. Dedim. Var oğlum. Sen bir tanesini en üste koymak gerekse. Şimdi. Tattığım en güzel aşk şuydu ne dersin? Bulabilirsem babamın aşk üzerine şiir üzerine yazılmış bir şiiri var eski yazdığı. Benim babam Arifiye Köy mezunu bir öğretmen. Tiyatrocuların lafı şeyidir bu. Evet. Bir kişi anlasa yani biz aslında 400 kişilik salonda en fazla 3 kişiye oynuyoruzdur. Hmm. Odur yani. Sizin programınız da öyle. Siz sohbetinizi edin. Alan alır. Caz müzikle blues'un arasında bir soruyorlar kıymetli bir caz müzisyenine. Ya bize diyor anlat bunun farkını. Bu iki müzik türü arasında sen nasıl anlatırsın? Kardeşim diyor blues'da 3 akor basarsın. 3000 seyircin olur. Cazda 3000 akor basarsın 3 kişinin olur. Yes. <laughs> Aynı durum. Heh, buldum. Bir şiiri açıklamış, bir aşka açıklamış, bir akılı açıklamış yıllar önce işte. Şiir. Bir. Şiir ruhtan duyuşun ince işlenişidir. İki. İlgi duyup herkesçe candan dinlenişidir. Üç. İlim yapmış insanın halka seslenişidir. Ruh kapsayan bu yazı türüne şiir denir. Aşk kadın erkek borcu değildir birbirine. Şevk duymaktır gönülden inanıp sevdiğine. Kitap, kadın, vatan, din gibi rastlanır her şekline. Akıl Akıldır insanları idare eden dümen. Kullan iyi şekilde hayatına ver düzen. Ismarlama iş yapma, aklını kullan hemen. Layık olur topluma aklını iyi güden. İşte açıkladı yani. Mükemmel. Aşk. Başka bir şey söylememe gerek yok. Mekanı cennet olsun muhteşem. Muhteşem. E, durum bu işte yani bir sürü şekilde rastlanır diyor. Gelmiş geçmiş eskilerden bir şair ...olacak olsan... ...kim olmak isterdim mesela? Var mı aklına gelen çok sevdiğim Bir şey ya... ...işte bir Nazım, bir Orhan Veli... ...var daha bir sürü var. Değil mi? Birçok Nazım Hikmet hastasıyız biraz. Yaşamaya ama, dair şiirini defalarca burada dile getirdik. En sevdiğim ama, şiiridir. Nazım bütün dünyanın... Değil mi? ...evrensel zayıda da kaplar Nazım Hikmet. Yaşamaya dair şiiri... ...benim herhalde okuduğum en etkileyici şey olabilir. Yaşamanın ya, ne kadar önemli olduğunu... Ya. Ne ya kadar kıymetli olduğunu mi? ama aynı zamanda kendin için yaşaman yetmeyeceğini, hiç tanımayacağın insanlar için bile yes. canını vermeye hazır olacağını anlatan yes, inanılmaz bir şiir. Yes. Nazım Hikmet yani ne sonra diyorsak? arkası gelir. Yani bütün şairler çok değerli tabii ki. Bütün şairler de Nazım Hikmet'e eyvallah der. Bütün dünya şairleri de bunu söyler. Ee, ne mutlu ki Nazım Hikmet bizim ülkemizden, bizden çıkmış. Bir. Ee, çünkü dünyada herkes Nazım Hikmet'i bir sürü çevirileri var. Her dile çevrildi Nazım Hikmet'in şiirleri. Annelerin ninnilerinden spikerin okuduğu habere kadar. Yürekte, sokakta ve kitapta yenebilmek yalanı. Anlamak sevgilim anlamak. O bir müthiş bahtiyarlık. Anlamak gideni ve gelmekte olanı. Ben de bu şiiri aya severim ya. Yani. Muhteşemdir. Muhteşem, muhteşem. Daha mutlu olamazdık yani. Bir şeyi anlatabilmek için çok fazla kelime kullanmaya çalışıyoruz biz. Evet. Nazım bu hastalığı yıllar önce tedavi etmiş Hı -hı. o dönem. Biz onu kaçırmışız ondan sonra bu hızdan dolayı. Zaten o kadar az kelime kullanıyor, o kadar doğru yerde kullanıyor Hı -hı. ki. Sen düşünüyorsun bu sefer. Diyorsun şiir ya. Be, felsefedir işte. Evet. Yani şiir öyle bir şey ya baba. Şu kadar bir kitap yazacağına ya da bu kadar iki mısra ya da bir dörtlük sana. Evet. Hepsi. Seni Hepsini düşüncelere sevk ediyor. Üzerine düşünüyorsun. Hani okudum geçtim çok güzel geçtim değil. Okuyorsun, dinliyorsun ya da ve onun üzerine kafana takılıyor illaki bir yeri bir şeyi. Evet. Seni yakalıyor. Uzunu kısa anlatabilene şair diyoruz işte. Kısa filmler de böyledir işte. Yani Kısa filmi o yüzden severim. O kısacık zamanda püf, evet. şiir gibidir ya. Evet. Kısa film de öyledir, şiir evet. gibidir. Böyle. Bir dörtlük bir mısra gibidir. Yani ne bileyim bir dörtlükten, bir şiirden, bir mısradan koca bir film de yaparsın. Oğuz Atay, Aylak Adam'ın bir kısmından etkilenip, üzerine işte 700 sayfalık tutunamayanları yazıyor. Buyur abi. Yani ispatı var işte. Buyur. <laughs> evet. Evet. Oğuz Atay bu arada. Oğuz yani, Atay. Evet. Tabii. Oğuz Atay'ın gençler Oğuz Atay'ı biraz alın, karıştırın bakın. O kitaplarla bir başlayın sonra gerisi gelir. Kısmen en azından biraz daha okumanın hayatın içinde olduğu bir dönemden geliyoruz. Şimdiki evet. nesilde izleme var. Evet. Sadece dinleme de yok. Bir şeyi dinlemek ilgili bir iş yapacaksa onun mutlaka görsel olarak bir, evet, bir çekim halini bir artık yayın akış olarak izlemek istiyor. Ama bu da onu düşünmeden alıkoyuyor. Çünkü senin alacağın tüm ana fikri sana veriyor bir şey. Evet. Ama sen bu sefer onun gibi oluyorsun. Başkalaşamıyorsun. Aynen Biraz öyle. kendine dön abi işte bize ne önerirsin ne okuyalım vesaire. Ya mutlaka git ikinci yenicileri oku Rus yazarlarını oku, Latin Amerika yazarlarını oku. E i̇şte ben de bunları söylüyorum. Özellikle tiyatrocu öğrenciler geliyor ki oğlum bir kere ne okudun? Hiçbir şey. Sait Faik okudun. En basitini söylüyorum. Ben. en güzel Sait Faik hikayeleri her gencin başucu kitabı hı -hı. Çünkü 5 sayfa, 6 sayfa, 3 sayfa, en babası 10 sayfa. Hı -hı. Yani bir hikaye oku, yat. Hı -hı. Onun rüyasını gör. Hı hı. Alışkanlık. E oğlum sen bir önce şunları bir oku, gel sonra okumadan bu iş olmaz. Shakespeare bitecek bir kere, bir tiyatrocunun. Türk edebiyatını yazarları okuyacaklar, o Anadolu hikayelerini Yaşar Kemalleri falan okuyacaklar, onları öğrenecekler, onları bir bakacaklar, roman okumanın keyfine bir varacaklar. Sonra Shakespeare bitecek bir kere. Shakespeare bilmeyen tiyatrocu olmaz bana göre. Çehov bitecek. Rus yazarları hele ondan sonra işte Dostoyevskilerler falan ya girdi mi uçacaklar aslında ne kadar güzel olacak ama o alışkanlığı bir edinebilmeleri önemli. Siz tam son anda yakalamışsınız ama siz artık her şeyin farkındasınız. Bu da sizin göreviniz. Evet çok çok doğru bir şey söyledin abi. Topluma göreviniz gençlere göreviniz. Evet. Yani estağfurullah öncelikle böyle bir görev üstlenmek bizim aslında yola çıkış noktamız değildi ama şöyle bir şeye sevindik. Üstlenmişsiniz ki, zaten. Çok şükür biz ama şuna seviniyoruz. Benim hep şöyle bir gayem vardı ben 23 yaşından beri girişimciyim. Yani benim aslında ne iş yapsam ne iş yapsam deyip de oturup bunu yapmaya başlamadık biz. Zaten vardı işlerimiz hala da var. Ama insanın bir faydalı olma isteği oluyor içinde. Bu az önce konuştuğumuz ölmekten korktuğun için değil... Ölmeye inanmadığın için zeytin ağacı dikeceksin. Kime en çok örnek alıyorum? ya Kime ben en idolüm gördüğüm kişi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yaş. Yes. E bir numaralı bu adamı ben takip ederek geliyorum. E Sonra diyorum ki ulan ben evet başarılı bir şirket kurdum. Para da kazandım bir şeyler yaptım. Yetmiyor. Yani benim bu ülkeye bir sonraki jenerasyon ufacık da olsa bir kişiye de dokunabilsem bir şeyi bırakmam gerekiyor. Böyle bir evet. vazife üstlenmem gerekiyor ki evet. ben içim rahat devam edeyim. E bize öyle bir kapı açtığı için biz çok mutluyuz. Diyoruz ki biz bir kişiye de dokunabilsek bir şeyi değiştirmek gerekiyor. İşte Nazım Hikmet'ten bahsettik biliyorsun. O dönem bir sürü insan çıkmış. Şimdi Yahya Kemal'in öğrencisi. İşte onun sıra arkadaşı yine çok önemli bir şair. Şimdi bir dönem böyle bir şey doğuruyor. Rus edebiyatında da böyle. Aynı dönem bir Aynı sürü dönemde, bir sürü tabii. insan var. O dönemin ruhuyla alakalı bir durum oluyor galiba değil mi? Kesinlikle. E şimdi bu dönemde başka bir durum var şimdi. Bir süreç Yaşayacağız bunu. Bakalım evet. nereye gidecek? Merak ediyorum. Tabi o dönemin ruhu uçuyor, evet. muhteşem. Dünyada da öyle evet. dediğin gibi, dünyada da öyle. Ama şimdi bak 21. yüzyıl buralara geleceğimiz aklımın ucundan geçirmiyor. <laughs> Geçmiyordu yani. Telefon yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. gaz lambasından geldik buraya evet. bayanasını de dedik. Şimdi bu dönemi de böyle yaşıyoruz. Ama biz bu dönemi yaşarken iyi şeyler, doğru, dürüst, güzel şeyler yapabiliyorsak bu işte ve yaşarken ki özel hayatımızda bile öyle davranabiliyorsak, öyle yaşıyorsak bu birilerine illaki bir sirayet edecektir. Evet. Ve devam ettirilecek olan bayraktar çocuklar vardır. Evet. Bu, bu bir görev. Borç hatta. Biz bunu bir borç olarak görüyoruz. Yani bizim borcumuz var. Aynen öyle. Vazifemizi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu kurtuluş savaşından başlayarak gelen bir şeydir. Aynen Hep öyle. onu söylüyoruz. Bize tabii en çok gelen şeylerden bir tanesi de ben Avusturya vatandaşıyım mesela söyledim. Ülkeden gitmek benim için çok kolay. Bir problemimiz yok bununla ilgili diyoruz ki ama. Evet zor olabilir. Ekonomik şartlar zorlaşmış olabilir. Evet. Hayat kolay olmayabilir. Biz bunların evet. hepsine okeyiz. Ama diyoruz ki abi senin bir borcun var ama. Yani zamanında gencecik çocuklar aynı senin gibi onlar da bir kıza aşıktı. Onların da kendiyle ilgili hayalleri Bu vardı. değişmez. Ama dediler ki vatan. Bizim bu vatanı bir sonraki nesile bırakmamız lazım. Vatanı korumamız lazım. Vatanın yoksa hiçbir şeyin yok. Oğlum hiçbir şey, o zaman aynen öyle. Çık, git aynen yani. öyle. Ve gurbetçilerle ilgili biraz ben dertliyim bu konuda o zaman kusura bakma. Gurbetçilerle ilgili hep şey vardır. Gurbetçilerin arabesk bir vatan sevgisi vardır. Evet. Biliyorum. Bununla da ilgili böyle ufak ufak ince ince dalga geçilir. Halbuki bir sebebi vardır ama. Sen şunu çok iyi bilirsin. Ben orada doğmuşum. Ana dilim gibi konuşuyorum. Avusturya vatandaşıyım. Benim orada dışlanacak kağıt üzerinde bir sebebim yok. Ama orada bir 20 yıl yaşadıktan sonra diyorsun ki evet ben buradaki her şeye hakim olabilirim ama ben onlardan biri değilim. Burası benim vatanım değil. Vatan bir tane. Onu ee, hissediyorsun. Abi, tabii. Değil ki. Mi? Dolayısıyla vatan sahipmiş çıkmış olsam bile sen onlardan biri değilsin Erkan abi. Yes. Senin vatanın bir tane var. Bu vatanı sana bırakmış olan insanlara bir borcun, bir Borcumuz sözün var. var. Bu ülkede yaşamaya ve yaşamayı sevmeye ve daha iyi bir gelecek bırakmaya çalışmaya çabalamaya. Aynen öyle. Borcun var diye düşünüyoruz. O yüzden diyoruz ki abi tamam sana da bu denk geldi. Yapacak bir şey yok. Buna şikayet edin. Sana da bu, bu, bu denk geldi. Düzeltmek de... Bu çağı e, en iyi şekilde bu borcumuzu ödemeye çalışmak. Aynen öyle. Bu yolda yürümek. Evet. Demiş yani karınca acı çekiyor. Ulan nereye? Uh, sen demişler. Diyor, yolunda ölürüz ya demişler. Yolumuz belli olsun. O Aynen. Doğru. Şeyde de senin hissettiğin durumu bir de sen ne mutlu sana ki bu kadar erken hissedebilmişsin. <laughs> Bazı durumlarda da insanlar mesela burada doğuyor, sonra işte kendi işi gücü eğitimi sebebiyle gidiyor yurt dışına, 20 sene, 30 sene, 40 sene yaşıyor. Faydalı olmaya insanların hayatını iyileştirmeye güzelleştirmeye başladıktan sonra bir yaşında böyle 50 yaşında, 60 yaşında belki daha erken daha genç önemli değil. Böyle bir hissiyat giriyor içine diyor ki ya ben bunu vatanımda yapsam bir doktorsun mesela bir şey keşfediyorsun. Ya diyorsun ki benim vatanımdaki aynı sıkıntıyı yaşayan insanlara yardım edemiyorum ben. Hı -hı. Ama ben o memlekete aitim aslında. Bu hissiyat seni bir yemeye başlıyor işten. Hı -hı. Ve görüyorsun bak bir sürü doktor, mühendis o kadar iyi bir kazanca oturmuş hayatlarına rağmen diyor ki ya ben dönüyorum. Türkiye'ye dönüyorum. Hı -hı. Buradakiler de ama ne diyor biliyor musun bazen? Abi sen niye döndün ya? En ne gerek vardı diyor. Evet buraları işte dediğimiz gibi değiştirmek lazım. İşte bir kişiye dokunmak, iki üç kişiye dokunmak ya da bir elin iki elin Parmakları kadar insana dokunmak bile. Bu bizim hep kazancımız olacak. Biz kaybetmiyoruz aslında. Evet. Ve dokunulmayı bekleyen herkese o kadar çok insan var, genç var ki. Z kuşağı değil mi bu şimdi? Evet. Aynen öyle. En son. Sonra ne kuşağı çıkacak bilmiyorum. Alfabe bitti. Bitti. <laughs> Alfabe bitti. Sayılar başlayacak büyük ihtimalle ondan sonra. <laughs> evet. Sonsuz. Aynen öyle. Sonsuz. Empati olmadı mı olmuyor. Kavgalar, kavga hiçbir şeyi çözmez. Çözmüyor işte dünyanın haline bak. Sanat o yüzden sanat her şeyin üstünde bence. Evet. Sanat. Çünkü sanat her zaman barışın yanındadır. Barışı savunur. Savaşa karşıdır, hümanisttir. Ancak sanatla bir şeyleri kotarabiliriz, yapabiliriz, kurabiliriz yeniden. İşte siz de burada bak konularınız hep evet. yaşam, sanat, evet. kültür. Bunları konuşuyorsunuz ve bu hakikaten sizin bir göreviniz. Yani çok güzel işler başarıyorsunuz. yapıyorsunuz. Bu birilerine dokunacak. Dünyanın en büyük komutanı olan, en büyük askeri olan Atatürk de diyor ki nefsi müdafaa olmayan her savaş cinayettir. Yes! Savaşmayacağız diyor. Hepsi müdafaaysa savaşacağız bu kadar. Sen bana saldırırsan, haneme evet. tecavüz edersen, Aynen. benim canıma kast edersen savaşın kralını yaparım. Ki bu adam savaşmaktan korkmadığını Tabii. çok iyi biliyoruz. <laughs> Bütün dünya önünde eğiliyor işte. Evet. Arkana abi az önce o kadar güzel bir şey söyledi ki. Her şey bir sanat. Yani savaşmak da bir sanat. Evet. Marangozun yaptığı iş de bir sanat, evet. mühendisin yaptığı da evet. öyle. doktorun da yaptığı öyle. Ne yapıyorsan yap, sanatını iyi yapmıştı. Işte. İş ona i̇şini geliyor. İşini iyi yap. İşini evet. iyi yap. Yani evet. işini bir sanatçı gibi evet. o sanatın getirdiği o gibi de. yap. Bu şimdi daha da anlamlı hale geliyor. Yaşam da bir sanat. Yaşama sanatı. Evet. Birçok kitap vardır böyle. Evet. Açıp bakarsın kimisi dolu kimisi boş. Ama asıl taraf Erkan abinin dediğiyle birleşiyor. Evet. Aşk da sevgi de bir sanat. Kesinlikle. Para harcamak bile bir sanattır oğlum. Tabii. Her şey öyle bakarsan öyle. Doğru. Dediği gibi. Doğru. Çok doğru. Yok sen dedin abi. Sen daha güzel söyledin. E sen daha güzel açı <laughs> Yani altını çizdin. O böyle şey yapıyor. Oturuyor altını çizdim, açarak anlatıyor. Toparladı konuyu. <laughs> Bu da bir format ya şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee Erkan abi Cemil Meriç'in sözü. Diyor ki iyilik yapan karşılığını bekliyorsa tefecidir. Kesinlikle. Ben kendi şahsıma hiç öyle bir şey düşünemem bile. Evet. Bu konunun ardından aslında şöyle bir şey de tartıştık. Vergi durumu var değil mi? Hmm. Sen vergini niye veriyorsun? bir hizmet alabilmek için, yes. arkadaşlıkta, ilişkide, sevgide de o mutluluğun bekası için bazı sorumluluklara girmen lazım. Şimdi bir taraf bunu çok yapıyorsa. ...ve karşılığını alamıyorsa... ...o zaman ne yapacağız? Evet. Yani karşı taraftan sadece... E, ...bunu karşılık beklemeden yapıyorsa... ...ve karşı taraftan sadece... ...duygusal anlamda bir şeyler bekliyordur... ...o da normaldir... Hı. ...diye düşünüyorum. O da göreceli. Her ilişkide başkadır bu iş. Doğru. Yani her evliliğin... ...kendi içinde kurduğu kurallar vardır ya... ...kanunların her şeyin her şeyin dışında... ...o evlilik gider ya da gitmez işte Hı. yani... Hepsinin Hı. ayrı bir formu var. Göreceli. O zaman çekeceksin abi. Hayırdır? Ne oluyor? Adam gibi anlatacaksın onu da güzel güzel. Anlamıyorsa alaşma <laughs> aldık? <vardır>. Dostluğumuz bakidir. <laughs> güzel. El sıkışacaksın ayrılacaksın. Medeni bir şekilde. Ozan orada güzel bir şey getirdi bizim lugatımıza soktu onu. Mutluluk vergisi diye bir şey uydurdu. İşte oğlum bu çağda bu işlere dönüyor bu işler. <laughs> <laughs> Sabahattin Kudret Aksal'ın kahvede şenlik var diye bir tiyatro oyunu vardır. Üç kişiliktir. Sabahattin Hoca da iyi bir edebiyatçı ve felsefecidir. Evlilik ilişkisini, kadın erkek ilişkisini ve Adem Havva ve Tanrı Üçgeni'ni de böyle bir evlilik üzerine... Hı hı. ilişki Kadın erkek ilişkisi üzerine bir oyunu vardır. Muhteşem bir oyundur. Tam bir epik tiyatrodur. Hı hı. Epiktir yani. O kadar güzel yazmıştır ki. Sabahattin Hoca orada öyle söylüyor. Yani evlilik diyor bir akit diyor bir anlaşmadır hı, hı. diyor zaten öyledir hoca bunu anlaşmadır diyor burada diyor her şeyi diyor ama diyor bu işin başında baştan kavgana edeceksin diyor hı. kavgayı baştan yaptığın zaman diyor yani kavga dediğimiz şartlar şu bu kendini daha net açık anlattığın zaman diyor iki taraf içinde o zaman zırıltı çıkmaz diyor hı hı. hiçbir şey olmaz diyor gider diyor ve oyunu tavsiye ederim bu oyunu bulsunlar kahvede şenlik var oyunu Sabahattin Kudret Aksal yazarı hı hı. gençler baksınlar bakalım bu şimdi azı var. bunlardan konuşuyoruz yani. çok güzel bir oyun çok 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 faydalanacaklar yani gençlerin ben. şöyle bir korkusu var abi o kadar zor bir araya geldiklerini veya böyle o hoşlantıyı paylaşabilecekleri insanların çok az olduğunu söylüyorlar o yüzden bu pazarlığı başta yaparsak kaybederiz hmm. diyorlar. Şimdi bir de o sorunsal var. Yani <laughs> onu, onu e, evlenecek olanlar daha fazla baksınlar. <laughs> <laughs> Fördekiler hemen Flört'tekiler okumak zorunda değil. Sanat seviyorlarsa bu oyunu okusunlar diye. Bağış olduğunu Öyle söyleyelim. Yani. Evet. Erkan abi bir şöyle bir sorumuz var. Seni seviyorum demek mi daha zor? Seni sevmiyorum demek mi daha zor? Seni seviyorum demek kolay abi. Hı -hı. Seni sevmiyorum ama o o da kolay. Hı -hı. Söylersin biter. <laughs> ama seni seviyorum daha güzel. Sevmiyorum olumsuz ya. Şimdi ben bir sana aşık ama çok. Sen evet. ona seni seviyorum dediğin zaman zaten onun duymak istediği bir şey söylüyorsun. Dolayısıyla ağzından daha güzellikle kolaylıkla da çıkabiliyor. Seni sevmiyorum dediğin anda birinin kalbini kıracaksın. Kalp kırarsın işte. Ama söylemek zorundasın diye de düşünüyorsun. Söylerim. Şimdi kolun artık kangren oluyor. Vücuda gelmemesi için ne yapıyor o doktor? O kolu bedenden ayırıyor. Şimdi karşı taraf veya sen aynı durumdasın. Yani bir kara sevda var bağlanmışsın. Eyvah eyvah. O sözcüğü duymadan arkadaş ben seni sevmiyorum. Sana söylenmeden vazgeçemiyorsun. Karşı tarafta seni kırmamak için türlü şeylerle bunu anlatmaya çalışıyor. Ama evet. anlamazsın ki. Anlayamıyorsun yani o durumu. O zaman söylersin abi. Söylemek gerekir. Hı hı. Hastayı kurtarmak için söylemek lazım. E i̇şte yani. bu Türk filmi durumu bu. <laughs> hep olur ya film. Hep vardır bizim eski Yeşilçam sinemasında. Evet. Bu da güzeldir aslında. Onu çok seviyor ama kadının iyiliği için seni sevmiyorum defol git hı. der ve kadın gider. Sonra yıllar geçer. mesela anlaşılır. Zaman her şeyin ilacıdır. Ve hallolur. zamana da bırakmak gerekir. Hı hı. Ama gerekliyse gerçekten iyi düşünüp karar verip gerekliyse söyleyeceksin abi. Hı hı. Diyorsun ya iyiliği için sevmiyorum dedikleri durumlar olur. Bir Olabilir. de, bir de şöyle bir durum olduğunu görüyoruz. Erkekler özellikle kötü bir zamandan geçiyorsun, ayrılık yaşamışsın, kayıp yaşamışsın. Nasılsın diye sordukları zaman iyiyim der delikanlı adam. Kötü olmaya rağmen iyiyim diye cevap vermek, bunu çaktırmamak delikanlılık mıdır? Yoksa yardım istemek gerekir mi? Herkesten değil ama. Hı hı. E ben en kötü anlarımda da böyle nasılsın iyiyim, iyiyim derler. Eh. İyiyim çünkü iyiyim demek iyi bir şeydir. Eh. Kötü kötüyü çağırır ya negatif olmak. İyiyim kötüyüm, kötüyüm abi iyi değilim iyi işte falan. Eh. Değil abi. İyiyim diyeceksin Aynen. beyin. Kendini bilinçaltı iyi eder zaten. Eğer bu kötü durumunu da en iyi samimi bir arkadaşınla. Bir dostunla oturup bana açık açık her şeyi dökülebilirsin. Kesinlikle abi. O sana terapistlik yapabilir. Evet. E zaten arkadaş, iyi arkadaşlar birbirinin tera terapistidir ya yani zaten evet. dostlar. Evet. E bu da insan hayatında bin tane olmaz ya. Üç tane, iki tane... Çok güzel. Burçlarla aran nasıl abi? Oğlum ne bileyim anlamam. Hani, <laughs> hani birisiyle tanıştığın zaman sorar, ama sorar mısın? kalmayın durumu. Akrep Burcu. Evet. O kadar onu Akrep bilirim. Burcu'na benziyor musun peki abi? Özelliklerini ki taşıyor musun? Bilmiyorum Biz senin Akrep Burcu olduğunu biliyoruz. Şimdi Akrep Burcu erkeği için şöyle demişler internette. Yoğun, tutkulu, duygusal, gizli, cinsel, gizli. derin, intikamcı, sadık ve gölgeli bir karakteri sahiptir demişler. Bunların kaçı tutuyor? <laughs> Tutkulu diyor, derin Tutkuluyum, diyor. Tutkuluyum, evet. Derin diyor. İntikamcı bu bence şey yok, gibi söylenmiş. Şey. Ben de intikam yok. Ben de yükselen makre bu arada. Ee, Ama in... unutmam. Ha, öyle söylenmiş. Ben de unutmam. Yani hiçbir intikam almam. Ama mesela o büyük bir ayıp etmişse, o karşımda ufacık görürüm. Ben Heh. bir şey yapmam ki. Çok, çok güzel. Delikanlı sığmayacak bir şey yaptıysa, aradan 10 senede geçse deriz ki o adam delikanlı değil onu boşver. Ev, tavrımı koyarım yani. Çok Ama, güzel. Evet. Hani bir şey olduysa da arkadaş orada onun hakkında kötü konuşuyorlarsa da gene de konuşturtma tutma. Hmm. Anladın i̇şte O senin hukukun çek. Benim hukukum çık. Şevhetti demiş. Bu senin araba kullanma şeklinden olsun yemek, yemek yeme şeklinden hakkını olsun hakkını vermek. Aynen bence doğru. Aynen öyle. Doğru. Sen bayağı akrep vurcusun Gizli. <laughs> gizli evet. Mesela ben gizliyimdir. Gölgeli aynen. ve gizli diyor. Tabi her şeye açık açık söylemem evet. mümkün Biraz özeldir gizlidir evet. yani. Senin sırrını ben gidip bir yerde söylemem ya. Yani. Evet. O gizlidir, bendedir o. Evet. Birisi de gelip sana başkasının bir sırrını anlatsa da şey dersin zaten. Bana niye anlatıyorsun oğlum bunu Derim. değil mi? Anlatmışsa da o bende kalır. Evet. Evet. Akrep işte. güzel. Akrep. Bileyim. Güzel. Erkan abi şimdi bir film var. Julia Roberts'ın oynadığı. Eat Pray Love. Evet. Bu filmde Julia Roberts önce güzel yemekler yemek için İtalya'ya gidiyor. Nerede yenir diye. Sonra kendisini bulmak, o meditasyonla buluşmak için Hindistan'a gidiyor. Orada bir vakit geçiriyor. Sonra da aşkı, sevgiyi bulmak için Bali'ye gidiyor. Orada da buluyor hayatının sevgisini. Oraya da yerleşiyor, kalıyor. Sen bunları düşündüğün zaman yani yemek, meditasyon, kendini bulma ve ondan sonra da sevgi, aşk. Bunları nerede bulursun Türkiye'de? Anadolu'nun her yerinde bulabilirim yavrum. Çünkü Anadolu Dünyanın en iyi yeri, en güzel yeri. Her şeyiyle öyle. Düşün ki Anadolu'dan kaç tane medeniyet geçti. Herkes buradan geçti baba. Buradan geçti. Biri giderken yemeğini düşürdü. Başka yemek buldu aldı. Başka bir şey yaptı. Öbürküsünü, öbürkü müziğini düşürdü. E, notaları düşürdü. Başka notalar burada. Çok notalar, yemekler. Aşk burada var. Ne Hı. aşklar yaşandı bu Anadolu'da. Hı. Şimdi yemek Anadolu'da giderim babacığım. Ya. Her yöremiz bizim ayrı bir lezzet. Evet. Biz sadece bu yemeği dünyaya satamadığımız için böyle. Reklamını yapamadığımız için böyle. Ama git Adana'nın ara sokağında bir ciğer ye parmakların yok olur. <laughs> Mesela atıyorum. Git Antakya'ya ben Beyrut'ta da yemek yedim. Beyrut'a da gittim. Orada da bütün işte Antakya yemeklerinin hepsi var. Orada da yedim ama Antakya'yı biliyorum. Antakya daha lezzetli. Antep'e git başka, Urfa'ya git başka. Efendime söyleyeyim Kars'a git başka, Trabzon'a git. Karadeniz lezzet. Hı hı. E bu kadar kısa mesafeler olmasına rağmen bambaşka. Şimdi pizza dediğimiz şey bu standart İtalyanlar pizza işte bildiğin pide. Yani şimdi bizim her yörede bir pide var. Şimdi nasıl yapacağız? Evet. Anadolu. Ama dersen ki nereye git? Meditasyon. Benim yerim Asos. Hmm. Ariston'un memleketi. Asos. Orası olmadı. Ta git baba Nemrut Dağı'na çık. Ha git baba e, efendime hasan keyfe git. Tak orayı bırak git ta tepeye Rize'nin en dağları yaylaya çık. Yalnız kal doğa sana meditasyon yaptırır. Ormanların hışırtısı. Ormanlardan aşağı aşar git. Mesela. Çok anladın mı? Yani Anadolu bu iş için yeterli babacım. Tabii ki o Avrupalı, Amerikalı bir kız olduğu için. Senaryoda öyle yazıldığı için. İtalya'ya gidecek. <laughs> İtalya'da kaç çeşit pizza yiyecek, makarna yiyecek. Bitti gitti. Bir iki daha çeşit bitti gitti. Filmde böyle zaten. Pizzayla makarna yiyor. Bütün. Evet, bana <laughs> İzlemeden işte bu kadar basit analizi. E şimdi ne bileyim bir gidecek bir Trabzon kapalı pide yiyecek. Anlıyor musun? Bir güzel bir lahmacun. Oh. Güzel bir açık bir daha çapuru, Gürçüler'in yaptığı haçapırı, peynirli böyle uf, bir muhlama yiyecek. Şimdi ona milyon tane yemek sayarım. <laughs> yemek yerken meditasyonu da yapmış olacak evet. zaten. aynı zamanda yemek de meditasyon. Tabii işte onu diyorum. Kesinlikle öyle. Tabii. Yani zihinde, beyinde en fazla mutluluk, endorfin, dopamini salgılayan birinci şey aslında yani en sürdürülebilir noktada yemek yemek. Evet. Yani cinsellikle yemek yemenin birbirinden neredeyse ayrılabilecek bir noktası yok. Zihinde ve beyinde yarattığı. Tıp olarak olan, böyle değil Evet yani? Yemek yemek bir de şöyle bir şey var. Mağara zamanından süre gelen sonuçta yemek bulmak bir zorluk olduğu için bir arada yemek yemek bağlayıcı. Evet, hani ailelerin bir arada yemek yemesi. Yes. Sen eve giderken aranıp önce bir bekliyoruz. Hani sofrada birlikte yemek yiyeceğiz demek çok kıymetli değil mi? Çok önemli. E işte maalesef bu, bu çağda da günümüzde de sofrada hep birlikte yemek yeme durumu neredeyse kalktı. Hı hı. Anadolu'da var. Bunu İstanbul, büyük de söylemek <laughs> mümkün. Akşam yemeğinde herkes evde olur da abi. Hı hı ve hatta şey vardı. Akşam ezanı okundu mu eve gelin. Ezan. Yemek başlar ezandan sonra. Dışarıda kalmayın. Gelin evinize yemeğinizi yiyin çocuklar. Ya da kahvedesindir. Herkes Hı. evine dağılır kahveden. Mahalle kahvesinden. Herkes evde yemeğini öyle lokanta mokanta. biz mesela Bursa'da ben çocukluğumda öyle her dakika İskender kebap yemiyorduk ki. Babam bir aylık aldığında işte belki bir ikramiye bir şey bir şey olduğunda 40 yılda bir İskendere gidersin dönerciye yersin o kadar öyle çok lokanta yoktu yani ve evet. yerler vardı Kimse dışarıda yemek yemezdi. Ben evden uzakta işte bizim mahalle Bursa dışındaydı mesken Bursa'nın işte tiyatroya falan geldiğimde yemek giderdim öğretmenler derneğinde babamı çorbamı içerdim yazdırırdım köftemi yer, tiyatroya giderdim ya da ablama çıkardım. Hı. Öyleydi son 15-20 yılın şeyi bu zaten yani, işte dışarıda bu kadar alternatifin olması yemeğe dair. Şimdi bir karnını doyurmak var, bir de yemek yemek var. Yani evet. ikisi bambaşka. işte yaşamakla hayatta kalmak gibi. Aynen öyle. Aynen, Aynen öyle. E şimdi bu devirde yapamıyorsun bu. Bu devir tüketim çağı. İşte söylüyorsun getiriyorlar falan filan falan filan. Ya geç yani onun keyfini yemek yeme keyfini ya da işte sof, kalabalık sofrada çok az da bir şeyin olsa o le yemek evet. lezzetli olur evet. babacım. Evet. Ve zaten bütün güzel yemekler garibanlıktan çıkmıştır. Kesinlikle. Yurtluktan, anneler onu yaratmıştır. Son zamanlarda furya olmuş bir şeyimiz vardı bisküvili pasta. Bu puding'i Oo, bisküviyle... Şey mozaik pasta. E, mozaik pasta şekli var. Bir de işte puding'e arasında bisküvi koyuyorsun. Buzdolabına atıyorsun. Bu kadar. Mesela bunu Cem Davran bayılır. Hepimiz bayılıyoruz. <laughs> herkes bayılır. Herkes evet. sever. Ah şekerime <laughs> bakacaktım. Evet. Neyse. Bak abi hiç... Gerek yok. Bakarız. Şeker önemli. İşte şekeri kestim. Tatlı. Pakete girmiş. Hiçbir şey yemiyorum. Evet. Ekmek fazla tüketmiyorum evde bir yediğim ekmek var o dokunmuyor şişirmiyor onun Hı -hı. gluteni pek yok ondan sonra. Abur cubur yemiyorum pilav yemiyorum tatlıyı kestim Hı -hı. gece mesela meyve yemiyorum gece. Hı -hı. Gece yenmez zaten. Evet. Gündüz istediğin kadar meyveye o şekerine de dokunmaz. Tabii gece yediğin depoluyorsun onu direkt. E, aynen öyle baba E şimdi zaten her şey hibrit. İşte yediğimiz içtiklerimiz bu yeni, bu yeni dünyada mecburen dünya doldu. Evet. Ee, şimdi böyle gidiyor. Herkes de yeni yeni hastalıklar çıkıyor. Şişiyorsun, bilmem ne bağırsakların hep bir sindirim sistemi durumları var. Herkes de Hepimizin takip var, ettiğim yani. kadarıyla. O yüzden o yüzden e, az olsun bizim olsun ötmesin ama ibikli olsun. Yani <laughs> bizim olsun. Öyle uçuk yemekler yapmak da değil işte. Önemli olan kalabalık yemek, aile en önemli şeyimiz. Hele Anadolu'nun bizim. Evet. E, Avrupa bunu yitirdi. Evet. Çok da. Çok da. Evet. Yıllar öncesinden yitirmişti. Evet. Bu çok önemli. Zaten bu aile kavramımız bu ailelere biz çok tutunursak, bunu sağlam bırakmazsak hiçbir şey olmaz, yürürüz. Birey olmak o kadar pompalanıyor ki Evet. Birey olacağız diye biz olmayı unutuyoruz bu sefer günün sonunda biz kimdik? Sen evet. bir birey olarak kendini ortaya koyuyorsun, yapmak istediklerin belli, başarıya ulaşıyorsun. Bu sefer o başarıyı paylaşacak dostun, ailen onlardan uzaklaşmışsın. Evet, evet bu bir mücadele. Evet, bir şey yaparken bir şeylerden de vazgeçiyorsun ama yalnız kalıyorsun bu sefer. Tamam birey ol, kendini tanımla, başarılı ol. Bunlar tamam çok önemli şeyler. Bir bakıyorsun yani etrafında kimse kalmıyor. Yalnızlaşmak Yalnızlaşmakta hep söylüyoruz. Böl ve yönetsin aslında başka bir versiyonu. Ne kadar çok azaltırsan aileleri Aynı o kadar şeyi kolay Yönlendirebilirsin. Bu böyle. Evet. Ama bunun farkında olursak bunu kimse başaramaz, yapamaz, yıkamazlar. Aile çekirdek. Evet. Her şey ailede başlıyor. Okul, okul, eğitim sonra geliyor ama ailede anne ve babayla başlıyor. Bakalım bu elektronik çağda biz geldik gidiyoruz efendime söyleyeyim zaman hızlı geçiyor. Gençler bu Z kuşağı vesaire vesaire ne yapacak? Nereye gidecek dünya? Onu bilemiyoruz ama yöreceğiz. öngörüler yapabiliyoruz. Yani evet. bir sürü alternatifimiz var aslında. Şöyle yapalım mı? Şimdi biz senin için soru kısmı açtık arkadaşlarımıza. Aç. Onların da sana soruları var. Ondan önce yeni filmin vizyona giriyor. Bu evet. filmin birazcık konusu nedir? En sevdiğin kısmı nedir? Nasıl geçti senin için? Birazcık bize bahsedersen senin bakış açınla çok memnun oluruz. Film bir hukuk profesörünün telefon dolandırıcılığına... ...takılıyor bu Hı -hı. hukuk profesörü... ...ve dolandırılıyor. Bilmem ne bilmem ne terör örgütleri tarafından hesaba el konmuştur. ...şimdi şu parayı şuraya yatırın, daha güvenli bir yere... Bir söylüyor, sen zın... ...oluyorsun zaten. Tak parayı, oraya verilen numaraya yatırıyorsun... ...olay bitiyor. Hı -hı. Sonra arıyorsun o numarayı, kimse yok. Hı -hı. Kartlar değişmiş. Bu filmi bana getirdiklerinde benim çok işim gücüm vardı, takvimim çok... ...sıkıydı yani... Hiç boşluk çekecek zamanım yoktu ama bu arada da bana sabah bir telefon geldi. Bankadan şuraya yatırım buradan alın burada işte yok vergi iadesi kalmış da bilmem o bir şeyler sabah gece zaten çekimden gelmişim sabaha karşı yorgunum falan uykumu almamışım. O arada tufaya getirildik tık tık biz 9 bin dolar verdik bir şey yok her şey açık açık yani 9 bin dolar tak gitti yengen uyandı. Karım uyandı falan işi kapattık şikayet ettik savcılık gündemde falan filan süreç devam etti o arada da oynamayacaktım film dedim vaktim yok. Sonra işlerim de kendiliğinden önü açıldı projeler olmadı başka kaydı hemen açtım Ömer'e yönetmene e, yazara dedim oğlum çekelim bu filmi hemen başımıza geldi. <laughs> Abi inanılmaz bir şey bu. Bak böyle. Başımıza geldi. Bu Bu film böyle çıktı. Yani film kendini yazdı. Abi. Hayat kendini yazdı aslında. Peki abi bir şey soracağım. Böyle bir durum senin başına gelmeseydi, yine bu filmdeki Erkan Can'la bunu yaşamamış olan Erkan Can aynı şekilde oynar mıydı? Yoksa bir bir hissiyat farklılığı bilmiyorum. oldu mu? Bilmiyorum. Güzel. Bilmiyorum <laughs> oğlum. Şimdi <laughs> onu başka türlü çalışırdık, Gene oynardık ama nasıl olurdu onu bilmiyorum. <laughs> Onu gene çalışırdık tabi o rolü. Bu olay başımıza gelmeseydi gene onu çekerdim de. Hı hı. Çekecektim de ama bu olay olunca böyle çektim. En azından bu filmdeki oynadığım duygusu doğru. Hı İşte onu sormak istemiştim. Duygusu doğru şimdi. Çok güzel. Belki böyle daha iyi oldu. Bilmiyorum merakla bekletti oğlum. Merakla bekliyoruz Müthişmiş ya. Müthişmiş. Abi bu soruyu sana çok sormuşlardır ama ben de sormak istiyorum. En sevdiğin bu benim hayatımın filmi. Bu ayrı bir yeri var bende. Ayrı bir hukukum var benim bu filmle. Dediğin bir tane filmini bize söyler misin? E Gemi'de filmi oğlum. Değil gemi'de. Mi? Çünkü o zaman ben ilk filmimde o böyle başrol neyse mahallenin muhtarlarını çekerken orada başka bir şey yapıyorduk dizide. Bir karikatür bir palyaço oynuyordum çocuklara. 12 sene oynadık. Onu kırmak adına Hı -hı. Temeli Ters köşe yapmak adına gemide tabii ki hem benim hem de Türk sinemasının mihenk taşlarından biridir. Seni çok uzun süre Karadenizli zannettiler mi? E hala zannetmiyorum. <laughs> Nerelisin diyorlar ben de Burtvinliyim diyor. <laughs> Güzel. Oraşı neresi diyor. Artvin, Burtvin, Bursa. Peki abi şöyle bir şey var mı? Yani izlediğin filmler veya işte okuduğun senaryo, tiyatro oyunları bunların arasında ya şunu ben yazsaydım keşke ya şu ya. benim elimden çıksaydı. Ne güzel olurdu. Yazarlık yok. Olsaydı yazardım şimdiye kadar. <laughs> ya da şu yok. rolde ben oynasaydım. Ha, tiyatroda geçmiş artık onlar. Bir Hamlet oynamak isterdim. Hı -hı. Bir Tennessee Williams'ın Sır Çökümez Tom oynamak isterdim. Ama yaş geçti. Hamlet en baba o 20 yaşında Hamlet Hı -hı. o zaman biraz olmazmış şu anda evet. alternatif bir ama şu tabii ki çünkü Shakespeare laflar aynı e, kaç yüzyıldır Shakespeare hep yorumlanıyor yorumlanabilir de hava tava müsait olursa bakarız neden olmasın Hamlet'te bir Hamlet konse ben orada mezarcı e, talibim <laughs> Mezarcıya. sana biraz arkadaşlarımızın sorularını yönlendireceğim zor sorular olmasın Abi demiş ki aşk gerçekten her şeyi affeder mi bilmiyorum Duruma göre değişir, kişiye göre değişir. Aşkına bağlı. Aşkına bağlı. Evet. zaman buna diyordu ki bir gün çok hoşuma gitmişti. Aşk affeder de sen affedemezsin bazı şeyleri. Aman o da doğru, o da olur. Evet. Aşk affeder diyor o, o ama. O da olur. O bizimle alakalı bir durum değil. Şarkısı bile var oğlum. Söylemeyeyim <laughs> biliyorsunuz zaten. Telife girer diyormuş <laughs> abi. E oğlum iki saniye falan söyleyince girmiyor. Evet Girmiyor evet. Seni çok öven bu arada onu söyleyeyim. Tek tek okumuyorum. Şey yazan çok olmuş. Ya bir sorum yok. Ama hani çok sevgilerimizi ve çok mutlu olduğumuzu iletir misiniz demiş. Onların hepsinin adına. Ben de onlara sevgilerimi iletirim. <laughs> Aynı şekilde biz de bu arada bu vesileyle söyleyelim. Bizi inanılmaz mutlu ettin. Bize zaman ayırarak. Eyvallah. Ee, onur duyduk, gurur duyduk. Seninle Aynen, sohbet etmek, kaldım. bu mesafeden sohbet etmek bile bizim için Güzel. E, Yeterli bir tecrübe oldu. Sevinç kaynağı oldu. Özgüvenimi arttırmak için ne yapmalıyım diyor. Özgüvenini arttırmak için Tiyatro dersleri var, tiyatro hmm. okulları var. En azından buralara gidip oradaki dersleri dinleyip illa oyuncu olmak gerekmiyor. <laughs> yani bunu bir yüksek bir bir kurumsal bir firmanın CEO'su da yapmalı, beyaz yakalılar da bir müdür de, bir herkes yapmalı. Benim bildiğim yol bu. Bunu hmm. tavsiye edebilirim. Şey Hatta. de oluyor mu peki abi? birçok karakter içinde gezdiğin için tiyatroda. Bir gün işte bir sokak satıcısı oluyorsun, bir gün bir şirketin sahibisin, bir gün yine bambaşka bir evin ba üçüncü çocuğusun. O hissiyat psikolojiyi artık içinde yaşadıkça kendini daha iyi anlamaya başlıyorsun. Evet, aynen öyle. Hmm. Aynen öyle. O, orada işte o utangaçlığını kırıp o derste sahneye çıkmak. <laughs> Kendi potansiyelini zorluyorsun aslında. Evet, kendini orada zorlayabilir. O sahnede aslında bütün oyuncular utangaçtır. Ben de utangaçımdır hani şey. Çok enteresan. Yani, evet. Bunu ben de fark ediyorum. Açılmadığım yerde tık 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 bakarım. Bir yerden girip çıkarsın. Utangaçız. onu yenmek için belki. Evet. Bir, bir insan kendinde bulduğu bir eksikliği aslında başka bir yönden, çok ekstrem bir yönden üstüne giderek evet. bazen dışa vuruyor. Bir de evet. şu var işte. Yani o tiyatro oyununda girdiğin karakter aslında o özelliklere sahip. Sen değilsin. Hmm. O bir karakterin özelliği. Evet. O yüzden diyorsun ki ben yapmadım ki. O karakterin <laughs> özelliği. Yani evet. öyle de sıyrılıp kendi hayatına geri dönebiliyorsun. Evet. Erkan evet. abi demişler ki çok kafasını takıp böyle çok canını sıktığı ama aradan uzun bir zaman geçince ulan buna mı canımı sıkmışım ben? Ne gerek varmış?" dediği zamanlar oluyor mu? Olmuştur ama örnek veremem ama olmuştur. Evet. Değmezmiş. Oldu, yani. değmezmiş ama o anki o şartlarda Öyle olması gerekiyormuş, yaşanması gerekiyormuş. Ee, ama o değmez dediğimiz o yaşadığımız o kötü şartlardan da bir ders çıkartmak gerekiyor. Ne ararsan kendinde ara diyor. Hani bu. Değil mi? Erkan abi bir şeyiz ghosting'i sormuşlar diyorlar ki birisi benimle konuşuyor sürekli olarak sonra bir anda kesiyor yok oluyor Buna burada yeni nesil ghosting diyor hayalete dönüşmek ghosting'in Ha o da öyle seviyor <gülüyor> <gülüyor> tamam gizemli bir şey yapıyor o da oyunun kend kendi içindeki oyunu o belki peki böyle yapanlara ne dememiz lazım abi yani o tanışlığın ilişkinin ilk başında her şeyini aktıyor sana sevgisini ilgisini ondan sonra bir anda yok Kadınlar, erkekler ikisi de bunlardan çok muzdarip. Diyor ki yani abin diyor... ...bulutları çıkarıyor. Hı hı. İki hafta sonra yok... Kapı duvar. İşte, i̇şte bazıları sıcak sever diye bir film mi vardı? <laughs> bazıları öyle seviyor işte. Evet. Yani o zaman oturup ona birebir gel lan buraya otur bakalım ne ayaksın demek lazım. İşte hayalet evet. olduğu için ulaşamıyorlar. <laughs> İçinden geçip gidiyor. Evet. O yüzden buna hayalet olmak diye bir deyim uydurdular yeni nesil. Ha, Ghosting yani İşte bak, bu da yeni dönüşmek. bir şey öğreniyoruz. Evet. Mantık hayalete dönüşüyor yani. Telefonlarıma dönmüyor. Ortadan kayboluyor. Hayalet oldu. Biz de diyoruz ki arkasından iki Fatiha oku devam. <laughs> Doğru. Şey. Tamam eyvallah. Yani. En azından Araf'ta kalmasın. Evet. <laughs> e, ruhu... Ama bir yerden çıkar yakalanabilir. Her hayalet yakalanır yavrum. Doğru. Olabilir. Hayalet avcıları da var yani filmi de var. İkisi. Yakalarlar. Bilişim suçlarına gittiğin zaman bulurlar yavrum. Arkadaşlar bu işin özünde şu var aslında. Birazcık kızlarımızdan geldiği için bu soru o taraftan anlatacağım. Birazcık şöyle oluyor. Erkekler az önce dedik ki artık her şey çok hızlı değişiyor. İlişkiler de hızlı değişiyor. Beğeniyor kızı. Huyuna gidecek şekilde. Onunla görüşüyor, görüşüyor. Ne zaman sıkılıyor, istediğini elde etmiş oluyor. Bir karşısına alıp da ya ben devamını istemiyorum bunu diyecek cesareti göstermeyip ortadan kayboluyor. Aslında bu konunun özeti bu. Ha. Aslında üç kağıt var işin içinde. Anladım. Öyle değil arkadaşlar yapmayın. Hı. Yapmayın birebir insani çerçeve içerisinde biraz bu e, e, etikliğe de sığmıyor galiba. Evet sığmıyor. Hiç, hiç, hiç. Evet. Şimdi biraz buralara baksınlar, buraları kovalasınlar. Klavye başında delikanlılık Hı. olmaz. Hı. Bir, bir de, de atınca da mangalda kül kalmıyordur. Uf. Değil mi? <gülüyor> Abi, <gülüyor> Öyle işte. Tabii sayfalarca yazılıyor, sonra bir anda yok. Teoride iyisin de pratikte ne çok... oluyor yavrum? <laughs> Güzel. Erkan abin dediği gibi yani olur böyle vakalar... ...Türk polisi yakalar diye bir söz vardı. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Diyorlar ki setten, gemide filminde özellikle... ...herkesin oraya bir takıntısı var tabii bizim Hı -hı. de var. O filmden, gelişiminden çünkü şöyle söyleyeyim... ...biz de o jenerasyon olduğumuz için... ...şimdi biz o zamanlar bunu canlı canlı izlemedik. Yani ben çok küçüktüm o zaman. Şimdi geri dönüp baktığımız zaman diyoruz ki... ...bu Türk sineması değişmiş o tarihte. Dolayısıyla sana belki normal gelen anılar bize çok özel geliyor. Hani o setin kuruluş anı, işte ilk filmin belki vizyona girdiği zaman bizim için bunların hepsi dinlemesi çok kıymetli şeyler. Ya Gemide filmini biz kendi bütçemizle yeni sinemacılar olarak bir sinerji yarattık. İki film yazıldı. Laleli'de bir Azize hı hı. ve Gemide filmi. E, o zaman benim Maltepe'de setim var. Mahallenin muhtarları çekiliyor. Setler çok uzakta saçımın yapılması lazım. E, temelde de kullanıyorum onu. Düz yaptık gemide de. İşte bir arkadaşım benim e, kuaför arkadaşım onun adı da Erkan. Ta buradan basıyor, basıyoruz motorla gidiyoruz. Ne o? Ambarlı taraflarında gemide kum şeyleri vardı o zaman orada. Şimdi var mı bilmiyorum. Oraya gidip saçı orada yapıp Ondan sonra filmi çekip gene tekrar gelip mahallenin muhtarlarında çekime devam etmek böyle bir kendi çabalarımızla, kendi kurduğumuz bu sinerjiyle iki film çektik. Aslında Laleli'de bir Azize ve Gemide bir üçleme. Laleli'de bir Azize bir film, Gemide ikinci film, ikisinin toplamı senin kafanda üçüncü film yani kadının hikayesi. Hı hı. Ve e, dünyada da örneği azdır. E, i̇ki filmin oyuncularının birden geçmesi, iki filmin sahnelerinin aynı olması, kadını aldığımız yer. Özellikle o yıllarda. O yıllar. Evet. O yıllar. O yüzden e, metaforu da güzeldir. İyidir. bir memleket gibi gelir gemi diye hmm. başlar. Her repliği, her her mısrası özenle yazılmış ve hesap edilerek yazılmış. Hmm. Hepsi. Bir şey anlatır. Bu filmi bir kere seyretmek kesmez. Hı hı. Çünkü her seyrettiğinde üzerine günlerce, saatlerce konuşabileceğin bir filmdir. Oynadı geçti gitti bir film değildir. Lale de bir azize de öyledir. Sinema üzerine tartışacağın, konuşacağın, keyif alacağın bir filmdir. Aynı zamanda da Türk sinemasında bir eee taşı. taşıdır yani. yani. Ama anı derseniz bilmiyorum. Anıları mesela Zafer Algöz güzel anlatır. Çünkü ben unutuyorum. Evet. Çocukluğumdan beri de öyle. Zafer fil hafızasıdır. O unutmaz. <laughs> Detayları bile, evet. e, oradaki çiçeğin rengini bile e, anlatır sana. Unutmaz çünkü. Ana, ana omurga hikaye tamamdır. Her seferinde onun sağını solunu, önünü, arkasını komik bir şekilde süsler. Evet. Yani bir meddah gibi... Bu çağdaki bir meddah gibi anlatır sana taklitleriyle Hı -hı. her şeyin taklidini yapar. Hı -hı. Meddah da öyledir ya Hı -hı. işte eşeğin taklidini yapar trene bindiyse onun taklidi ne yaptıysa taklitlerle bunları anlatır. Hı -hı. Zafer de bunu bu çağda bu zamanda en iyi yapan kardeşimdir. Buradan Zafer abiye de selamlarımızı Selamlarımız iletelim. Olsun. Merhaba Zafer seyredersen Hı -hı. böyle. <laughs> Erkan abinin ne kadar doğaya düşkün olduğunu hem hayvanları hem doğayı koruduğunu bildiğimiz için burada biz abi üstümüze vazife belki ama senin adına temaya bir bağışta bulunduk. Harikasınız bitti. Umarım kabul edersin bizim adımıza. Ettim gitti. Ettim gitti. E, i̇nanılmaz mutlu olduk abi. Gurur duyduk. Ben Onur de mutlu duyduk. oldum. Ben Ayağına zaten sağladın. sizi gelince bir baktım şöyle. Fazla bir şey de seyretmedim. Tamam dedim buraya gidelim. Sağ olun. Çok, çok memnun oldum. oldum. Çok teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederiz. Büyük Usta Erkan Can konuğumuzdu. Hikayeden adamlar. Sona erdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah. Eyvallah.